Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir çözümle karşınızdayım. Bugün sizlere TOFI şehirden bahsedeceğim. TOFI şehir nedir? TOFI şehir arkadaşlar bilgisayarınızdan farklı bir lokasyondaki bilgisayara dosya paylaşmanızı olanak sağlayan bir teknoloji. P2P yani cihazdan cihaza paylaşım teknolojisi sayesinde dosyanızı herhangi bir platforma yüklemeden kendi bilgisayarınızdan direkt olarak paylaşabiliyorsunuz. Bunun handikapı bilgisayarınızdaki internet yavaşsa ya da karşı taraftaki internet yavaşsa dosya paylaşımı da yavaş oluyor ki platformlara dosya yüklemeye kalktığınızda internetiniz yavaşsa zaten platformlara yavaş yüklüyorsunuz. P2P'nin şöyle bir artısı daha var. Dosya yürülesini karşı tarafa verdiniz, işiniz bitti ve bilgisayarınızdaki Chrome'u kapattığınızda artık kişi bu dosyaya erişemiyor. Eğer karşı tarafta firewall yoksa ya da siz IPsec tünel yapamıyorsanız yani dosya paylaşımı aranızda yapamıyorsanız bu sistem sayesinde sınırsız olarak bir dosyanın linkini karşı tarafa vererek sürekli olarak içine dosya atabilir ve karşı tarafın bu dosyanın içinden dosyayı almasını sağlayabilirsiniz. Üstelik TOFI şehir Linux'ta, iOS'ta, Windows'ta birçok işletim sisteminde rahatlıkla çalışıyor. Lafı daha fazla uzatmadan TOFI şehri nasıl kullanırız buna geçelim. Arkadaşlar bu işlem için öncelikle tofishare.com'a gideceğiz. Ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar detaylı bilgi için bunu Türkçe'ye çevirerek bu bölümleri okuyabilirsiniz. Burada bütün her şeyden bahsediyor. Gelelim bu işlemleri nasıl yapacağımıza. Ben öncelikle bir şey göstermek istiyorum. Şunu küçülteyim tekrar. Arkadaşlar atmak istediğimiz dosyayı buraya atıyoruz. Biraz bekliyoruz. Ve bize direkt olarak link verdi. Bu arada herhangi bir sınır yok. Bilgisayarınızdaki dosyanın boyutu ne kadarsa o kadarlık bir link alabilirsiniz. Zira zaten platforma yüklemiyorsunuz. Direkt olarak bilgisayarınızdan çekiyor. Bu linki isterseniz burada WhatsApp'tan, mailden, Facebook'tan ya da bu linki kopyalayıp direkt olarak birisine gönderebilirsiniz. Siz ne zaman ki bu dosyayı buradan sildiniz ya da bu URL'i kapattınız o zaman erişim tamamen kapanıyor. Burada başka bir şey daha göstermek istiyorum. Sayfayı yenileyeceğim. Yeniden atmak için. Şimdi arkadaşlar burada bir boş bir dosyam var. Atıyorum ben İstanbul Avrupa yakasındayım ve Sivas'ta bir bilgisayarda dosya paylaşımı yapacağım. Bunun için normalde IPsec tünel ya da VPN kullanmam lazım. Bu neyine ben bu dosyayı buraya boş olarak bırakıyorum. Şuna tamam diyeceğim. Ve bana link verdi. Bu linki Sivas'taki bilgisayarda Chrome'a yapıştırarak aynen bu şekilde açacağım arkadaşlar. Ve dosya burada duracak ve ben download dediğimde bu dosyayı indirecek. Ben bu dosyanın içine bir şeyler attığımda öbür tarafta yenilenecek ve bu linki yenilediğimde içindeki dosyalar da artacak. Bu şekilde de ekstra dosya paylaşımı yapmış olacağız. Buradaki tek handikap kendi bilgisayarınızın ve karşı tarafın bilgisayarının internetinin hızlı olup olmaması ile ilgili. Ama şöyle de bir durum var. Videonun başında da söylemiştim. Eğer zaten kendi internetiniz hızlıysa buraya yüklemeniz de hızlı olacaktır. Bunun size artısı buradaki dosyaları herhangi bir platforma yüklemiyorsunuz. Direkt sizin bilgisayarınızdan karşı taraftaki bilgisayara gidiyor. P2P yani bilgisayardan bilgisayara daha doğrusu cihazdan cihaza paylaşım yaptığı için de güvenlik olarak da bence yeterli. Dediğim gibi linki de açıklama kısmına bırakacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlı cevap verir olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.